Adım Özgür Kocaman, Çanakkale doğumluyum. Ankara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi mezunuyum. Yaklaşık 15 senedir Çanakkale Mehmet Akif Erhard Kütüphanesi'nde kütüphaneci olarak çalışmaktayım. Kütüphanemiz ilk defa 23 Nisan 1955 yılında kuruldu. Yaklaşık 3 senedir de şu anda bulunduğumuz mekanda hizmet veriyor. Ya daha önce Çanakkale'nin değişik yerlerinde hizmet veriyordu. En son Kordon boyunda kendimize ait bir binada hizmet veriyorduk. Depreme dayanıksız çıktığı için buraya taşındık. Yeni çok güzel bir kütüphane projemiz var. En yakın zamanda bu bina yapımına başlayacağız. Çanakkale Arka kütüphane çok yani iyi sayılabilir. Ama butik kütüphaneler şeklinde yani gayet iyi bir okuyucu kitlemiz var. Yaklaşık 15 bin üyemiz var. Bu 15 bin üyeye 60 bin kitapla hizmet vermekteyiz. Kütüphanemiz 7/24 çalışıyor. Daha çok roman türünde kitapları tercih etmişler. Bu romanlarda da polisiye, yetişkinlerde polisiye türü kitaplar, genç bayanlarda aşk ve romantik kitaplar tercih ediliyor. Okul profili daha çok orta lise ve ortaokul türü ama tabii yetişkinde azımsanmayacak kadar fazla diyebiliriz. Dediğim gibi kütüphanemiz yani yaş sınırı 7 ve 77 yaşa kadar değişik tercihler oluyor. İşte çocuklarda daha çok işte bilim kurgu, macera türü kitaplar, klasikler de okunuyor. Yetişkinlerde, gençlerde daha çok polisiye gelelim. Yani gelişen teknolojiyle beraber, gelişen işte insan profili, okuyucu profiliyle artık kütüphaneler sadece ödünç verilen yerler değil. Yaşam merkezleri halini almaya başladı. Bu yaşam merkezi halini alınca da bunların içinde de mesela ders çalışmak için de tercih ediliyor. Biz de 7/24 hizmet vermeye başladık kütüphanede. Üniversite öğrencileri bir de ulaşım zor olduğu için 7/24 hizmet vermeye başladıktan sonra ders çalışmak için de üniversite kütüphanemizi tercih ediyorlar. İşte internet hizmetinden yararlanıyorlar. Ders çalışmak için de geliyorlar üniversite öğrencileri. Böyle bir hizmetimiz de var. Dediğim gibi teknolojiden yararlanıyoruz. Bütün kitaplarımız, bizim halk kütüphaneleri hepsi online olarak birbirine bağlı. Ve bu halk kütüphaneleri direkt onlu sınıflama sistemi diye bir sistemimiz var. Onunla konularına 9 ana konu içinde birbirine ayrılmış. Konularına göre ayrıldık ve yazar soy ismine göre ayrılıyoruz. Gelen kullanıcımız katalog bilgisayarından istediği kitabı arayıp bulup bize söylüyor ya da kendisi buluyor ama daha çok biz kendimiz yardımcı oluyoruz. Gece 1-2'ye kadar çok yoğun bir şekilde yaklaşık 70-80 kişiye hizmet veriyoruz. 2'den sonra 5-6 kişiye kadar düşüyor bu. Ama geceleyin daha çok ders çalışma için. Yani işte bu mesai saatlerinin artması bizim okuyucu sayımızı, kullanıcı sayımızı çok fazla arttırdı. Çanakkale Arka'nın ihtiyaçları artınca işte gezici kütüphaneyle sosyal kültürel faaliyetlerle çocuklar için mesela Özgürlük Park, Çanakkale'mizin Özgürlük Parkı'nda onlara etkinlik yapıyoruz. Burada çocuklar için yetişkin masal günleri yapıyoruz. Bu tür hizmetler vermeye başladık. Yani sadece artık kitap alışverişi değil, sosyal kültürel faaliyetlerle Çanakkale halkını ya da değişik yerlerdeki insanların gelip kütüphanede zamanlarını geçirecek mekanlar haline getirmeye uğraşısı içindeyiz. Bence yani yerleşik kütüphaneden çok daha fazla hizmet önemli bir unsur. Çünkü ne ulaşamayan, Çanakkale ulaşılmayan birçok yere bu gezici kütüphane sayesinde biz ulaşmaya başladık ve okuyucu sayımız çok fazla arttı. Okula gittiğimiz zaman yaklaşık 700-800 tane kitap ödünç veriyoruz.
Onun için dediğim gibi yani gezici kütüphane çok önemli bir unsur. Onu geliştirmek için hem yerel yönetimi hem merkezi yönetimi çok büyük desteği var. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda çok büyük destek oluyor bize. Hatta koleksiyonumuz yetmiyor ve sürekli güncelliyoruz. Bağış alıyoruz ama çok fazla değil. Bir mesela şu sıkıntı şu var. Okunmayan, daha çok güncel olmayan kitapları bazen bize veriyorlar. Bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz ama yine de çok fazla bir destek alıyoruz yani. Ya işte kütüphanemizi tanıtmak için harcadığınız çaba için teşekkür ederiz. Sizi aynı zamanda çekim için değil, bir okuyucu olarak da kütüphanemize bekleriz. İlk yılda sizin müdürlüğünüze bağlı olarak gezici kütüphanemiz bir senedir tam aktif olarak görev yapmaktadır. Biz dönüşümlü elemanlarımız ve şoförümüz İlhan abimizle belli bir noktalar belirliyoruz. Her dönem bu değişebiliyor. Bu sene Çocuk Esirgeme Kurumu, Yaşlılar Yurdu, merkeze bağlı köy okulları olmak üzere bunun dışında askeriyeler vesaire birçok yere gidebiliyoruz. Buradaki en büyük güzelliğimiz bizim gittiğimiz noktalardaki insanların buna ihtiyacı olması ve imkanlarının belirsizliğinden ve yetersizliğinden dolayı gelememeleri. O noktalara gittiğimizde insanların ya da öğrencilerin bize koşarak gelmesi bizim tüm yorgunluğumuza değiyor. Aşağı yukarı günlük 35-40 kilometre yer kat ediyoruz. Bunun dışında bizim aracımızda kişisel gelişim kitapları, psikoloji kitapları, din kitapları, Türk ve dünya tarihi romanları, onun dışında şiir kitaplarımız bulunmakta. Tabii ki yerleşeye göre birçok oranda az olmasına rağmen biz talep doğrultusunda oradan da takviye ederek devam ediyoruz. Her hafta istek kitaplar da götürebiliyoruz.